Merhaba, ben Işıl. Bugün sizlere seyahat organizasyonlarınızı yaparken başvurabileceğiniz 3 tane kaynak kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitapların üçü de aynı formatta yazılmış. Öncelikle kıtalara, sonra ülkelere ve sonra şehirlere ayırmışlar. İlk kitabı şöyle size göstermek istiyorum. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Yapmanız Gereken 501 Yolculuk. Gelişigüzel bir sayfa açtım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sayfa yapısı Güneydoğu Asya'da Laos, Mekong Nehir Yolculuğu demiş. Bu bölümde öncelikle Mekong Nehir Yolculuğu ile ilgili ufak bir bilgi veriyor. Nasıl gidilir, ne zaman gidilir, ne kadar sürer, dikkat çekenler ve bilmemiz gerekenler diye bir ufak bölüm oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi seyahatinizi planlarken nerede ne yapılması gerektiğine dair ufak tefek tiyolar veriyor ve bence önemli tiyolar veriyor. Bir diğer kitabım Görmemiz Gereken 501 Doğa Harikası. Eğer doğa beni çağırıyor diyenlerdenseniz bu kitap işte tam size göre, bize göre. Yine bu kitapta da aynı mantıkla ilerliyor bölümler. Kitabın en başında bu kitapta neler bulabileceğimiz yazıyor. Sıradağlar, çöller, kanyonlar, nehirler, buzullar, bataklıklar, falezler, şelaleler, mercan resifleri, tropikal yağmur ormanları ile birlikte evinden çıkmayı sevmeyen televizyon gezginleri bile heyecanlandıracak zengin seçenekler sunuyor diyor. Gerçekten öyle. Şu kitap içerisindeki fotoğrafları ve yazılanları okuduktan sonra inanın hepsini görmek istiyorsunuz. Yine ben gelişigüzel bir sayfa açtım ve burada da size göstermek istiyorum. Mesela şunu ele alalım. Doğu Afrika'da Kenya. Yine Kenya ile ilgili ufak bir anlatım var. Ve burada nedir, nasıl gidilir, ne zaman gidilir, en yakın yerleşim yeri, kaçırmamanız gerekenler ve bilmeniz gerekenler diye ufak bir bölüm var. Ben bunu da okumak istiyorum size. Dünyanın en güzel vahşi yaşam alanlarından birisidir. Nasıl gidilir? Rezerv içinde iki uçak pisti bulunur. Ancak turların büyük bölümü karayoluyla Nairobi'den yapılır. Peki ne zaman gidilir sorusuna cevap. Göç için Temmuz'dan Eylül'e kadar ya da yerleşik canlılar için yıl boyunca. Gördüğünüz gibi hangi tarihler arasında gitmemiz gerektiğine dair ipuçları veriyor. Ki seyahat planlamamızı ona göre yapabilelim. En yakın yerleşim yeri Narok 67 kilometre ve kaçırmamamız gerekenlere de rezerv üzerinde yapılacak olan bir balon gezisi. Bilmemiz gerekenler güvenlik için ziyaretçilerin rehberlerinden ya da Masai nöbetçilerinden ayrılmaması gerekir. Görüldüğü üzere bu kitap da bence eğer bir doğa tutkunuysanız ve doğa beni çağırıyor diyorsanız mutlaka kitaplarınızda olması gereken kitaplardan. Bir diğer kitabımı size göstermek istiyorum. 501 yapılması gereken etkinlik. Bu kitabın Türkçesini biz bulamadık. Eğer İş Bankası yayınları çıkartırsa mutlaka alacağız ama bu böyle bir kitap olduğunu görünce de almadan geçmek istemedik. Gitmek istediğimiz festivaller olduğunda buradan tarihlerine bakarak çok rahatlıkla organizasyon yapabiliyoruz. Size de tavsiye ederim. Türkiye'deki bazı festivallerle ilgili de burada tarihler var. Ancak Türkiye'de biliyorsunuz tarihler çoğu zaman değişkenlik gösterebildiği için tam tarihler yazamamışlar. Şu aralıklar gibi daha böyle geniş bir yelpaze kullanılıyor. Ancak Türkiye dışındaki birçok bölgede hangi tarihte ya da hangi aralıkta olacağı daha net bir şekilde yazılmış. Mesela sizin için bir tane açtım. Hemen şöyle göstereyim. Diyor ki Praxiprik International Music Festival. İşte ne zaman yapılırmış? Bir okuyalım. Mayıs'ta 3 hafta boyunca devam ediyormuş. Nerede? Prag'da. Klasik müzikle ilgiliymiş bu festival ve mutlaka bilmemiz gerekenler bölümüne de şöyle bir şey yazmış. Dünyaca ünlü müzisyenler ve özellikle Rus çelistler oluyormuş. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmamışsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.